Evet efendim, herkese merhabalar. İlham Verenler programı ikinci haftasında karşınızda. Bugün stüdyomuzda iş insanı, girişimci, Dexcook kurucusu Recai Üçok bizlerle. Öncelikle teklifimizi kırmayıp bugün yoğun programında buraya vakit ayırdığı için kendisine çok teşekkür ediyorum ve sizdeyiz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İlk önce buraya bizi davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Buraya gelmek bizim için çok büyük bir keyif. Çok teşekkürler, sağ olun. Yoğun bir temponuz vardı, o yüzden hani vakit ayırdığınız için de ekstra teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Dediğim gibi yani bu bizim için bu tarz platformlar çok kıymetli. Hı hı. Çünkü elektronik bir ürünü ortaya çıkardık ama özellikle hikayemizi birçok insanın da duyması bizim için çok keyifli bir süreç. Kesinlikle. Bu arada ben de geçen hafta kendisini ofisinde ziyaret ettim, sağ olsun beni de davet etti. Gerçekten bugün konuşacaklarımız için çok heyecanlıyım. Çünkü sizin de bu ürünü ve Recai Bey'i tanımanızı çok isterim. Çok güzel bir şekilde ekipleriyle birlikte beni ağırladılar. Çok güzel bir gündü benim için. Benim gözümde aslında bir noktada böyle sihirbaz gibi bir durum var. Çünkü bugün aslında anlatacaklarımla seyirciler de bunu belki benimle aynı fikirde olacaklardır. Öncelikle biraz bize kendinizden bahsetmenizi rica etsem. Tabii ki, memnuniyetle. Tabii girizgah yapmadan önce özellikle ofisimize profesyonel anlamda gelip ziyaret etmem bizim için çok değerli. Çünkü tabii takdir edersin ki birçok platformdan davet alıyoruz, keyifle dahil olmaya çalışıyoruz ama özellikle senin kimliği altında hem yazar hem psikoloji konusundaki uzmanlık alanının ürünü yorumlaman, bir çalışan iş kadını olarak da ürünü deneyimlemen bizim için çok kıymetliydi. O yüzden benim için de yani edindiğim bilgiler ve misafirperverliğiniz çok kıymetliydi. Tekrar teşekkür ediyorum seyircilerimizin huzurunda. Hatta keşke imkanı olsa da bütün BBN Türk seyircileri, değil mi? Kesinlikle. Tabii onun için çok kısa bir süre içinde hem İstanbul'da hem Türkiye genelinde birçok noktaya da ulaşacağız. Çünkü ürünün bu anlamda şu andaki durumu bayileşme aşamasında. Ürünün son kullanıcıya ulaşması için fiziki showroomlarımız, fiziki bayilik ağımız da her gün artıyor. Hı hı. Ve deneyimlemeleri için insanların. Ben müsaadenizle şöyle çok fazla teknik anlamda kendimle ilgili bilgi vermek gerekirse Amasya Gümüşhane ilçesinde doğan ve Anadolu motiflerini böyle çok yoğun hayatına hep işlemiş ve çocukluğu doğada geçmiş bir insan olarak hep tarifliyorum kendimi. Çünkü doğada vakit geçirmek bence çok bir insanın hayat hikayesinde çok önemli bir noktada rol alıyor. Ve çok işte gençlik yıllarımıza kadar böyle Amasya'da, işte bağda, bahçede, bisikletin üzerinden inmeyen keyifli bir süreç oldu. Tabii hepimizin hayat hikayesinde vardır böyle kırılma noktaları. Benim bunu biraz masaya yatırdığımızda aslında işte o bahçede oyun oynayan, işte problem çözebilen keyifli sürecin ardından sonra bir İstanbul süreci başladı. Hepimiz biliyorsunuz İstanbul'a Anadolu'nun belli şehirlerinden gelmiş insanlarız genel itibariyle. Baktığınızda buranın hani sosyolojik altyapısına baktığınızda İstanbul benim için böyle inanılmaz ütopik, böyle farklı bir dinamikler olan bir şehirdi. Hı hı. Çok alışamadık ilk sürelerde. Sonrasında tabii yavaş yavaş dinamiklerine alışıp burada hayat hikayemiz net bir şekilde başladı. İlk önce mücadeleyle başladı. Ardından bunu belli platformlarda da bahsediyorum. Bir mimarlık ofisiyle başlayan süreçte hızlı bir şekilde birçok projeye imza atma fırsatımız oldu. Sonra yurt dışında bir yine 2 yıl kadar yaşadıktan sonra İstanbul'a tekrar döndüğümüzde artık ticari anlamda, proje anlamda, girişimcilik başlığı altında güzel sahneler artık içinde bulunmaya başladık. Evet. Bu anlamda hani kendimi dediğim gibi çok teknik anlamda tariflemek gerekirse Anadolu'da yaşayan ve doğayla iç içe olmuş bir girişimci diye tariflemek daha doğru olur diye düşünüyorum. Evet. Aslında siz bayağı mütevazi bir şekilde tanıttınız. Çünkü siz aslında mutfakta devrim yaratan Türk olarak anılıyorsunuz. Bu nasıl bir duygu? Yani insanların hani çünkü yani Türkiye'den böyle bir bu şekilde anılmak oldukça kıymetlidir. Evet, siz neler hissediyorsunuz bu konuyla ilgili? Bu bizim zaten motivasyon noktalarımızdan bir tanesi. Hı-hı. Bu. Bunu özellikle iş ortaklarımızla belli platformlarda hep dile getiriyoruz. Projenin ana motivasyon kaynaklarından bir tanesi ülkemize katma değer oluşturma. Ve bu çok hamasetle söylenen bir cümle gibi gözükmesin. Özellikle bunu çok samimiyetle söylüyor. Çünkü yurt dışında yaşadığımız dönemlerde ya da Türkiye'den yurt dışına belli ticari yapıların içinde bulunduğumuzda bize en çok üzen şeylerden bir tanesi katma değer eksikliği. Hı hı. Çünkü ülkemizde üretilen çok değerli ürünlerin aslında ticari olarak başarıya ulaşmamasındaki en büyük sebep bir marka ve katma değer eksikliği ile alakalı.
Bu anlamda biz de böyle bir şey yapabilir miyiz başlığı altında çıktı. Tabii bu coğrafyada bir şeyler yapmak çok zahmetli, zor. Gerçekten önümüze birçok engeller çıkıyor. Ki benim ticari geçmiş hayatım da başarısızlıklarla dolu ticari geçmişim de var. Onu da hep söylüyoruz. Çünkü çok şey denemeler yaptık, çok mücadele ettik. Ve bu anlamda bu motivasyonla hareket ederken bu ürünü belki siz de soracaksınız. Hani nasıl ortaya çıktı? Evet, bundan bir sonraki sorum oydu. Hazır açılmışken yani, konu sonunda bu nasıl ortaya çıktı? Aslında porselenle pişiriciyi birleştirme fikri bir toplantıda bir soruyla beraber çünkü mutfakta çıktı. Mutfakta yeni bir kültür ve stil oluşturdunuz aslında. Yani çok bakıldığında doğru. Ben ziyaret ettiğim için de çok rahatlıkla söylüyorum. Alışmış olduğumuz mutfak düzeninden eser yoktu. Yani hani çok bambaşka bir boyut getirmişsiniz. Kesinlikle bu konuda çok teşekkür ederim. Bunları sizden duymak çok onur verici. Çok teşekkürler. Porselenle pişiriciyi birleştirme fikri ortaya çıktığında hemen teknik arkadaşlar bir Amerika seyahatiyle başladı. Çünkü ürünün bazı elektronik aksamıyla ilgili, genel pazar araştırması ile ilgili belli seyahatler tamamlandıktan sonra hızlı bir şekilde Türkiye'ye döndüklerinde bir fayda maliyet ilişkisini hemen masaya yatırdık. Özellikle buradan hani genç girişimci arkadaşlara da hani mesaj demeyelim ama onların da tavsiye niteliğinde aslında bu bir çok bir hayalle başlıyor. Gerçekten öyle ve bu hayalin peşinden koşturmanız gerekiyor. Aslında ilk önce de sizin inanmanız gerekiyor bakıldığında ki ürünü inananlara satabilirsiniz ya da işte çok doğru. O noktada nasıl geçiyorsa tabiriniz. Yani bu konuda çok klişe söylenen bir şey var. Herkes hakikaten sizi caydırmaya çalışıyor. Evet. Projenizi anlattığınız insanlar yani ne gerek var işte senin bir sürü ticari yapın var. Çünkü başarı hikayelerimiz o anlamda finans alanında çok işlerde bulunduk. Böyle hayali olan işlere bulaşma, bak hayatını riske edersin gibi böyle haklı olarak dostların bazen söylediği şeyleri dikkate almamakla başlıyor aslında girişimcilik. Çünkü inandığınız ve doğru olduğuna kesin güvendiğiniz bir proje varsa bir anksiyeteye varacak kadar böyle mücadele etmeniz gerekiyor. Onu hayatınıza adapte etmeniz lazım. Bu projede aslında biraz bu anlamda bu başlık altında çok ilerledi. 3 yılı aşkın bir süre boyunca kalabalık bir ekiple gece gündüz bu projenin teknik detayları, satış süreçleri, pazarlaması her detayı tasarlandı, yapıldı. Ve günün sonunda o hepimizin böyle heyecanla ve merakla baktığı ürün ortaya çıktı aslında. Tabii bu gerçekten bu sohbete sığmayacak bir sürü hikaye var aslında evet, bunun kesinlikle. İçinde. Evet, bu konuda çok hemfikiriz. Çünkü ben de mesela dediğim gibi ofisinize geldiğimde hani böyle istedim ki saatlerce anlatılsın. Çünkü kelimelere sığmayacak şeyler gerçekten. Evet. Çok da güzel bir sunumla zaten detaylı bir şekilde dinledim. Bugün de inşallah seyircilerimize de aktarıyor olacağız bütün detaylarıyla. Kesinlikle. Yani bu konuda elimden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar size anlatmaya evet, çalışırız. Evet. Ama burada şunu özellikle çoğu platformda da söylüyorum. Tekrarla çok düşüyor belki. Motivasyon kaynaklarımızdan bir tanesi ticari bir refleks değil. Bunu her noktada söylemek istiyorum. Çünkü ülkeye oluşturacak bir katma değer her şeyden daha değerli. Ve ortaya çıkardığımız ürün sosyal alanlarda devrim yaratıyor. Bu çok mütevazi olmaya da çok gerek yok bu konuda. Çünkü ürünün incelediğinizde, teknik anlamda masaya yatırdığınızda sadece bir pişirici başlığında değerlendirmek doğru değil. Bence de tam da bu noktada zaten mütevazi olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Çok doğru. Biz sürecin içine başladığımızda ekipteki arkadaşlarımızla çok şaşırdığımız sahneler de oluyor. Çünkü biz bunu pişirici olarak hani mutfakta sınırlandırmışken bir anda tiny house'larda, karavanlarda, yat firmalarında, hatta gastronomide, farklı otel gruplarında, benvarilerde, işte servis araçlarında birçok alanda kullanıldığını ve kullanılabileceğini de gördük. İşte bununla ilgili birçok Türkiye'de kıymetli firmalardan bir tanesiyle de hatta iş ortaklığı da yapmaya da başladık. Woodpeckers firmasıyla ve bu anlamda güzel gelişmelere de gebe oluyor bu süreç. Yani sosyal anlarda devrim. Bunu net bir şekilde bunu söyleyebiliriz bu ürünle alakalı. Ben aslında biraz şeye benzettim o gün de ofise geldiğimde. Şimdi evcilik oynarken bu çocuklar hani mutfaklar olur ya ateş yoktur ama onlar bir şeyler ısıtırlar ve biz de onları kırmadan böyle hani içeriz. Tam o noktada yani aslında bir ateş yok. Evet. Ama bir tezgahın üzerine ürünü koyuyorsunuz ve gerçekten hani böyle kaynatıyor yani hala o kadar çok içerisinde gerçekten kaynatıyor falan diye anlatıyorum. Evet, ve evet. Şey de çok garipti benim için. Onu da teknik açıdan açıklamanızı rica lütfen edeceğim. Buyurun. Mesela tencereyi kaldırdıktan sonra normalde herhangi bir evde ocağın üzerine elimizi koyamayız.
Sizde böyle bir durum yok. Özellikle hatta elimi koymamı istediniz. Ve evet, hani tencereyi doğru. kaldırdı. Kaynamak üzere olan bir suydu. Elimi koydum ve elimde herhangi bir hiçbir yani normal şu an buraya dokunduğumda hissettiğim aslında o ısı ve sıcaklığı hissettim. Bu nasıl oluyor? Yani bu, el yakmamasının sebebi. Bu aslında bir sihir gibi gözükse de bu bir matematik. Yani açıklamasında mutlaka bir teknik açıklama var. Bunu söylemek lazım. Burada hatta sektörde de birçok insan aslında şaşırıyor ve bizim sosyal medya platformlarımızda bunun doğru olmadığını, hatta bir video montaj oyunu olduğunu düşünen çok insan oldu ofisimize geldiklerinde. İşte bunu bir işte bir video ile alakalı, bir sihir olduğu ile alakalı. Aslında konu şu, dünyanın kabul ettiği bir teknoloji var. Induction dediğimiz, aslında Nikola Tesla'nın işte Michael Faraday yasası dediğimiz o yasayla beraber değiştirdiği aslında bir mantık. Bunu fizik derslerimizde, geçmiş dönemlerinde hepimiz aslında bu dersleri işledik. Bizim yaptığımız aslında bu anlamda inovasyon başlığı altında bu teknolojiyi mutfakta farklı bir şekilde yorumlamak oldu. Evet, gerçekten öyle oldu. Bazen haklı olarak insanlar diyor, siz mi buldunuz bu ana mantığı? Hayır, yani bu şöyle örnek verilebilir. İşte tekerleğin icadı milattan önce 1800'lü yıllarda bulundu. Ama onu biz işte seyahat ettiğimiz o bavulların tekerlerine adapte etme fikri aslında 70 yıllık bir geçmişe sahip. Tabii zaten tam bu noktada başlıyor. Var olan şeyleri iyileştirmek, üzerine kendi yorumlarınızı katmak. Kesinlikle öyle. Noktasında. Ve günün sonunda ürün majör özelliklere de sahip oldu. Mesela onlardan bir tanesi nedir? 1 litrelik suyu geleneksel ocaklar 14-15 dakikada kaynatırken bu ocakta resmi veriler 4 dakika ama 2,5-3 dakika gibi inanılmaz sürelerde 1 litre suyu kaynatabildiğiniz temizlik kolaylığı olan. Evet yani ve zaten internetteki videolarda da var, hatta arkadaşlarımda da vardır, ekleyebilirlerse araya da eklersek çok sevinirim. Gerçekten şöyle hani yemeği yaptıktan sonra. Çünkü üzerindeki plakada 10.100 su emme olduğu için kir tutma da söz konusu değil ve hanımlar bu konuda çok iyi bilir. Mutfakta temizlik, o geleneksel ocaklardaki o çıkıntılar vesaire evet. tam bir anksiyetedir. Kabusa dönüşür. Kesinlikle. Bunu hep bu anlamda diyoruz. Bu konu bizim için gerçekten majör özellikleriyle beraber, tabii dediğim gibi saymak da bitmeyecek. Çünkü tasarruf konusu da bu anlamda çok önemli. Sürdürülebilir enerji başlığı altında o gün misafirimiz olduğunuza da söyledik. Yani sürdürülebilir enerji konusu bambaşka bir konu. Çünkü en kıymetli olan noktası da belki de bu. Kesinlikle. Avrupa'da ve dünyada artık enerji Türkiye'de de olduğu gibi çok kıymetli. Ve evet. Bizim bildiğimiz fosil yakıt kaynaklarından gelen eksel kaynakların planlarının çok ötesinde artık sıkıntıya düştüğünü, hatta Rusya-Ukrayna kriziyle beraber de aslında bunun biraz daha böyle ortaya çıktığı bir gündemdeyiz. O yüzden birçok büyük yapılanma, birçok firma elektrik platformuna geçiyor. Yani bugün Mercedes bile şunu çok net açık bir dille söylüyor. Önümüzdeki 10 yıl boyunca sadece elektrikli araçlar üreteceğim. Ve bizim ürünümüzün de platformu elektrik platformunda çalıştığı için geleceği olan uzun vadeli pişirici de vazgeçilmez bir ürün haline dönüşeceği de çok açık bir konuda. Evet, kesinlikle. Bakıldığı zaman da şimdi ocaklarda normalde yanına böyle bir çıt çıt ederiz falan. Sizin ekstra alttan bir çekmece şeklinde ve oradan ısı kontrol ediliyor. Doğru. Maksimum minimum ısı dereceleriniz nasıl? Aslında ocağımızın bu anlamda geleneksel elektrikli ocaklardan tasarruf, hız anlamı, yani hız başlıkları haricinde hepsi standart. Hı hı. Yani bir kullanıcı olarak farklı çok ütopik bir şeyle karşı karşıya kalmıyorsunuz. Onun da belli değerleri, kısık, orta ve yüksek ateşleri var. Kontrol ünitesiyle alakalı biz minimalizm, yani dizayn ekibimizde bu başlık hep referans alındığı için minimalizmi çok referans aldığımız için kumandayı, yani ocağın o yönetim sistemiyle alakalı ocağın haricen çekmecesinde kullandığımız, işte çocuk kilidini barındırdığı, güvenlik ekipmanlarının da, yani güvenlik enstrümanlarının da bulunduğu geleneksel bir kontrol sistemine sahip aslında. Evet, evet. Yani bir uzay mekiği gibi gözükebilir ama hı-hı. çok kullanımı ergonomik bir aslında ürünü olduğu söyleyebiliriz. Bizlere kavuşturdunuz diyelim. Kesinlikle öyle. Ben şimdi ilk ofislerine gittiğimde Recep Beylerin ekip arkadaşları masanın üzerinde yemek yiyorlardı ve ben aslında onun o an aslında o ürün olduğunu anlayamadım. Çünkü gerçekten bir yemek yiyorlardı. Bir masa gibi duruyordu. Sonrasında ekip arkadaşları bana eve gidince artık ocakta yemek yapmak istemiyoruz dediler. Çünkü oradaki o stüdyo içerisindeki o konfora alışınca ben de akşam bunu bizzat yaşadım. Eve geldim. Yemek yapacağım. Hatta hali hazırdaydı. Çıkardım. Yemeğimin altı yandı ve o kadar böyle şey istedim ki Dex kokum olsun diye. Evet, onu, gerçekten yani. Bizim için gerçekten çok değerli bir şey. Kesinlikle bence çünkü, de. Çünkü dediğim gibi bu ürünümüz birçok sektörde karşılık buldu.
Ama o gün ofisimize ziyaretinde ben bunu kıymetli seyirciler de duymuş olsun isterim. Çünkü özellikle psikolojiye olan ilgin, yazar kimliğin ve bizim ofisteki o enerjin hala arkadaşların gündeminde. Gerçekten bunu... Gerçekten şu anda da bizi izliyorlarsa, ki muhakkak izliyorlardı, buradan da onlara selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Çok keyifli bir sohbetti benim için de. En kısa sürede seni tekrar bekliyor olacağız i̇nşallah, zaten. İnşallah. Evet. Peki bu fikri hayata geçirme aşaması nasıl ilerledi? Aslında biraz bu kısma kadar olan yerlerde ufak tefek değindiniz ama öyle bir hikaye olarak, bir bütün olarak sizden böyle bir dinlemek isterim. Yani söylediğim gibi biraz sohbet hani ana konudan ayrıldı. Biz fayda maliyet ilişkisini masaya yatırdığımızda bu ürünün realitesi evet artık bir karşılık bulabileceği konusuna net gelince artık profesyonel bir yaklaşıma geçtik. Ve bu ürünle alakalı birçok teknik süreçler, belge, sertifikasyon, uyumlulukları, ticari yansımalarını masaya koyduktan sonra ürünü nihayetlendirme konusunda iki ana başlık üzerinde yoğunlaştık. Bunlardan bir tanesi bu induction dediğimiz teknolojinin aktarım mesafesiyle ilgili bir konu. Onu profesyonel bir ekiple, sadece bize değil takımda bizimle birlikte hareket eden geçmiş deneyimi, induction deneyimi olan profesyonel gruplarla bir seviyeye getirdik. Haricen üzerinde bulunan o plaka, yani aslında evlerimizde bulunan geleneksel ocaklarda biliyorsunuz camlar vardır. Evet. Ve o camlar termal şok dayanımı dediğimiz özelliği de sahip. Yani o pişiricide ısıdan kaynaklı bir patlama, kırılma gibi durumun önüne geçen tam özel bir karışım. Tam aslında. Çünkü risk de barındıran bir şey aslında. Özellikle yapım aşamasında değil mi? Yani hani o ürünü deneyimleme sürecinde de muhakkak. Kesinlikle. Zaten bunun başlangıcında aslında niyetimiz şuydu. Biz altındaki elektronik aksamı yapacak ve dünyadaki bütün porselen markalarıyla beraber adapte edebileceğimiz bir ürün planlıyorduk aslında. Ve fabrikadaki o yaşlandırma testlerimiz belli, güvenlik testlerini yaptığımızda ürünün maalesef belli bir süreden sonra, çok kısa bir süreden sonra kırıldığını, hatta yani daha ötesi patladığını gördük. Bu tabii ki bir komponent başlığı altında ürünün tamamlanmasında büyük, majör bir problem. Sonrasında o plaka üzerine yoğun bir çalışmaya gittik. İçindeki ham madde rejimi, içindeki feldspatı kavreni olması gereken hem çizilmeyecek, hem kırılmayacak, hem estetik anlamda ihtiyacı karşılayabilecek bir plaka ihtiyacını üzerine çok yoğun çalıştık. 1,5-2 yıl boyunca o plakanın tedariğiyle alakalı işte kısımlarda çözümlere ulaştık. Tabii elektronik aksamdaki know-how, o plakadaki sonuçlanmış, nihayetlenmiş konu geçtiğimiz 8 ay önce bütün testleriyle ve araştırmaların artık belli belgelerle beraber nihayetlenmiş oldu. Bu sayede de ürün aslında ortaya çıkmış oldu. Çünkü bu ürünün dünyada denemelerini yapan çok büyük kuruluşlar var. Hatta belli fuarlarda, belli platformlarda da karşı karşıya da geliyoruz. Ama bunu çok gönül rahatlığıyla özellikle böyle platformlarda söylemekte beis yok. Türkiye'de ve dünyada bir ilki özellikle başardık. Ve bunun Türkiye'den çıkması bizim için çok net bir şekilde gurur verici bir konu. Kesinlikle öyle. Yani inanın her gün güzel gelişmeler oluyor. Türkiye'de birçok noktada bayilik çalışmalarımız bitti. İşte 2 gün önce Norveç'te bir bayilimiz bitti. İşte Cuma gün Azerbaycan'da çok kıymetli bir bayile. Hollanda, Almanya, tüm ülkelerde böyle yoğun çalışmalarımız bitti yoğun olarak. Tayvan'da bile mesela bir canlı yayında çıktık ulusal bir kanalda. Bizi tabii ki çok mutlu ediyor. Yani, kesinlikle yani o ektiğiniz şeylere, geri dönüşleri, insanlar tarafından bu tarz olumlu noktalarda anılması sizi de daha çok üretmeye teşvik edecektir muhakkak. Çok doğru. Çünkü dediğim gibi motivasyonumuz Türkiye'den çıkması olduğu için... Dediğim gibi Tayvan'daki ulusal kanalda ürünün çıkması bizim de bu arada çok sonradan haberimiz oldu. Sağ olsun orada bir kardeşimiz bu konuyu bize nakletti. Ama en hoşumuza giden konu da şu. Türkiye'de yurt dışında yaşayan arkadaşlarımızdan hep şunu diyoruz. Ya Türkiye işte döner ve halı olarak hep biliniyor. Sayenizde böyle bu tarz ürünlerle ortaya çıkmak çok keyifli ve gurur verici. Biz de bu silsileyi devam ettireceğiz. İnşallah genç nesillere de bu konuyu aktarmak için de uğraşıyoruz. İnşallah çok daha güzel günlere göreceğinize ben eminim. Şimdi Dexcook isminin aslında Türkçe karşılığı var ya, ama bunun hikayesi, yani koyma amacınız, yani neden farklı bir isimde de Dexcook, bunun bir hikayesi var mı? Evet. Ya bu soru genellikle çok geliyor haklı olarak. Çünkü bir Türk markası ortaya konulmuş ve yabancı bir isimle neden hayata geçirildi diye. Tabii global pazarda hızlı reaksiyon gösterebilmek adına herkesin de çok anlayabileceği
bir tanım üzerine gittik. Dex aslında bir tablo demek. Yani bir sonsuz alan anlamına da geliyor. Cook da pişirici. Yani sonsuz alanda pişirici başlığı altında. Global pazarında çabuk ürünü anlayabileceği bir ürün. Çünkü ürünün gerçekten gördüğünüzde satış teknikleri çok zor. Çünkü invisible cook taktiği dediğimiz, yani görünmeyen bir şey. Yani görünmeyen bir şeyi satmak gerçekten bayilerimiz açısından da çok zor. Onun için biraz daha böyle markalaşma ve kurumsal anlamda PR şirketleri ve uzmanların ortaya koyduğu bir tanım üzerine böyle bir isim koyduk. Çünkü ilk etapta biz de bir Türk ismi aslında planlamıştık ama böyle bir süreçte global pazara entegrasyon için böyle bir karar aldık. Aslında bakıldığında geniş bir alanın üzerine kurulu şeklinde Ocak ve şu anda günümüzde aslında ebeveynler, o aile çocuk ilişkileri, anne baba ilişkileri biraz sosyal ve dijitalleşmeyle birlikte aslında geçen haftanın konusu biraz çocukla olan iletişim etkilenebiliyor, zedelenebiliyor ama sizin sunduğunuz hizmette aslında anne veya baba yemek yaparken aynı zamanda çocuğu da veya eşi de aynı şekilde karşısında oturup hem sohbet edebileceği, çünkü bizde şöyle oluyor genelde. Mutfak ve Amerikan olmadığı takdirde bir misafir varsa içeride veya işte farklı birisi, içeriye muhakkak ki kaçırıyorsun ya da mutfakta bir televizyon yoksa aslında. Evet. İçeri bir kaçırılır. Ben şahsen bunu çok yaşıyorum. Hani sürekli böyle içeri koşup ne konuşuluyor içeride bir kontrol edip tekrar geri gitme durumları oluyor. Ama sizde aslında bu da ortadan kalktı. Çünkü masanın etrafında da aynı şekilde sosyalleşebiliniyor. Çok doğru. İşte diyorum ya, bizim ofisimizi ziyaretin çok kıymetli. Niye? Çünkü özellikle psikoloji, sosyoloji, felsefe, birçok alanda işte hem yazar kimliğinle beraber bu ürün aslında baktığında bir pişirici gibi gözükse de aslında birçok dinamiğe de aslında referans gösteriyor. Normalde geleneksel mutfaklarda biz nasıldır? İşte anne mutfakta evde yemeği yapar ve salona getirir. Ve aslında orada kıymetli bir zaman kaybolur. Burada biz şunu gördük ekipteki arkadaşlarımızla beraber. Aslında yemek yapmanın bir keyif ve rahat, hatta bu anlamda sosyal de bir tarafının olduğunu da gördük. Çünkü bu ürünle beraber yemek yapmak, yemek öncesi hazırlık gerçekten çok keyifli hale geliyor. Kesinlikle. En basit örneğini vermek gerekirse, işte geleneksel ocaklarda mutfakta bir şey pişirirken mutfak ısınır. Evet. İnanılmaz evet. bir sıcakla karşıya kalırsınız. Evet. Çünkü enerjinin çok önemli bir kısmını aslında kaybedersiniz. Bu üründe öyle bir enerji kaybı olmadığı için ortam da ısınmıyor. Temizlik konusunda domatesinizi, biberinizi rahat hazırlayabildiğiniz bir husus. Bir çıkıntı olmadığı için yemek esnasında oluşabilecek her türlü problemleri hemen nemli bezle silebildiğiniz, sohbet edebildiğiniz aslında bir ürün ortaya çıkıyor. O yüzden bu ürünün en önemli hususlarından bir tanesi de sosyal alanlara verdiği fayda aslında. Olması. Çünkü gerçekten yemek yaparken tam karşımız hani genelde işte fayans vesaire olduğu için insan bir süre sonra sıkılıyor. Hani nasıl böyle dibi tutmasında özellikle karışılan yemeklerde özellikle sıkılıyoruz vesaire, ama burada karşı tarafında bir kişi, herhangi birisi, onunla aynı zamanda sohbet ederken yan tarafta çocuk oyun oynayabilir ya da dersine belki anne baba aynı şekilde ödevlerine yardım edebilir. Anne çocuk ilişkilerini ya da ev içi ilişkileri de aslında bir noktada fayda sağlayacak bir şey. Ben de bir psikolog olarak ziyaret ettiğimde bu özellikle gözüme çarptı ve açıkçası en çok etkilen noktalardan bir tanesi de bu oldu. Kesinlikle öyle. Şeflerimizden de bu anlamda güzel tepkiler aldık. Çünkü elektronik bir ürün çıkartıyorsunuz ama hani ritüellerine de uygun da olması gerekiyor. Bu arada ofisimize gelen, bizimle birlikte bu ürünü deneyimleyen şeflerimize ben çok teşekkür ederim. Çok kıymetli gerçekten şeflerimizle. Gerçekten alanında çok iyi isimler ziyaret ediyor sosyal medya hesaplarından. Ve hepsinde ortak nokta şu, bizi çok memnun etti. Bu ürünün yaygınlaşması için hepsi böyle gönülden desteklerini eksik etmediler ve onların yorumları da bizim için çok kıymetliydi. Tam onu soracaktım. Evet, hani çünkü işleri olduğu için, yani sürekli mutfakta geçiren bir insan için onların yorumları nasıl oluyor? En çok kaygımız şu, elektronik bir ürün ve geleneksel mutfak kullanıcılarının bu ürüne adaptasyonla ilgili kaygılarımız vardı tabii doğal olarak. Çünkü o bizim bildiğimiz o ateşte yemek yapma konusu burada biraz değişiyor. En zor konulardan bir tanesi steak mesela, et. Çok sağ olsun Suat Bey, bir yemek işte Suat Bey bizim için o konuda referans noktasıydı. Geldi, ürünü böyle dört gözle merak ediyoruz nasıl olacak diye. Çünkü işte o ette mühürleme dediğimiz, yani yüksek ateşlere ulaşma konusu, kıymetli ekibiyle beraber geldi. Eti o anlamda o kadar pratik ve keyifle yaptı ki ve ondan da geçen notu aldığımızda tamam dedik. Yani bu konu çok bizim için önemli. Yağız Bey, Yağız Üzgül sağ olsun, o da deneyimledi. Hatta onu böyle sohbete ve ürün tanıtımıyla ilgili geldiğinde bize orada çok hızlı
çok yetenekli bir isim olduğu için hemen bir yemek mesela organize etti. Ondan da geçen not aldık ve tabii birçok şeften de geçen not aldık diyebiliriz bu ürünle alakalı. Bunlar çok kıymetlidir muhakkak sizin için ve ekibiniz için de. Peki demin yıldırmaya çalışanlar olduğunu söylemiştiniz hani bu girişimde bulunurken. Bunlar sizi demoralize etmiştir muhakkak. Bu süreç nasıldı? Yani neden yılmadınız mesela? Zaten hayat biraz problemler silsilesi aslında baktığınızda. Evet. Yani sadece ürün bazında değil, buradan eve giderken de problemlerle karşı karşıya kesinlikle da kalabiliyorsunuz. Ürünle ilgili hem finansal hem teknik hem diğer konularla ilgili gerçekten böyle farklı şeyler ortaya çıktı. Zahmetler, problemler. Burada motivasyon çok önemli. Yani genç girişimci arkadaşlara biz bu anlamda vermek istediğim bir mesaj o aslında. Yani disiplin ve motivasyonla beraber inandıkları projeye çok net bir şekilde kanalize olurlarsa, onu hayatlarının bir bölümüne adapte ederlerse, ki sosyal hayatlarından da biraz ödün verdiklerinde başarıya ulaşmayacak herhangi bir proje olduğunu çok inanmıyorum. Kesinlikle öyle. Yani önce kişinin kendisine inanması gerekiyor ki ona göre kendi hitap ettiği kitleyi de aynı şekilde inandırabilsin. Şimdi sosyal medyanızdan baktığımız kadarıyla aslında siz üniversitelere de seminerlere gidiyorsunuz. Gençlerle ne konuşuyorsunuz? Bunları da ben çok merak ettim. Böyle bizimle paylaşabileceklerinizi dinlemek isterim. Bu bizim için aslında bir görev. Çünkü Türkiye'de maalesef şu an hepimizin kabul ettiği insanların yurt dışına gitme bir hayali söz konusu. Geçenlerde İlber Hocam'ın söylediği bir söyleşide de duymuştum. Bizim köklerimiz burada. Tabii ki dallarımız belli yerlere gidebilir. Yurt dışında mutlaka yaşamaları gerekiyor. Ama bence bu yaşadığımız coğrafyada görevlerimiz var. Buraya vermemiz gereken, önem vermemiz gereken hususlar var. Genç arkadaşlara bu konuda nacizane deneyimlerimizi ve tecrübelerimizi aktarmak istiyoruz. Ve bir girişimci adayının karşılaşacağı problemleri ona anlatmaya çalışıyoruz. Ben saatlerce sosyal medyada beni görüp girişimci olmak isteyen genç üniversite arkadaşlarımızla saatlerce konuştuğumu bilirim. Tabii ki zaman hepimiz için kıymetli ama onun hayat hikayesine dokunabilmek, çünkü ileride yapacağı projeleri baktığınızda ülkeye çok fayda sağlayacağından hiç şüphemiz yok. O yüzden genç üniversite öğrencileri bizim için çok kıymetli. Onlara çoğu platformda anlatmaya çalışıyoruz bazı konuları. Ne güzel. Kırmayıp yoğun programınızda onlara da vakit ayırmanız zaten oldukça kıymetlidir. Kesinlikle. Bizim için çok keyif verici. Bir videonuzda bir de şeye denk geldim. O da çok dikkatimi çekti. Babanızın da bir girişimi olmuş sanırım. Evet. Ondan biraz bahsetmenizi isteyeceğim ve bu bir girişimcilik ruhu aileden gelen bir şey o zaman sizde. Öyle diyebilir miyiz? Yani girişimcilik konusu değil ama teknik anlamda babam elektrik ve mekanik bilgisi inanılmaz yüksek bir adam. Yani ben onun yanından bile geçemem net bir şekilde. Hatta kendi, buradan da selamlarımızı iletelim o zaman kendisine. Buradan da ona kesinlikle selamlarımı ve saygılarımı, hürmetlerimi de iletmiş olayım. Çünkü yaşadığımız bölgede herkes onu çok net yakından tanır. Mühendislik bilgisi, mekanik bilgisi muazzam. Fakat ticari anlamda çok ürünü başarıya ulaştırma konusunda bazı problemler yaşamış bir adam aslında. Şöyle 15-16 yıl boyunca bir ürün üzere aslında çalışıyor. Bu çıkardığı ürünün işte eskizlerini, o projelerini, planlarını hep inceledim. Ve 6-7 tane prototip haline getiriyor ürünü tasarım anlamında, fonksiyonel anlamında. Tabii çok detaycı bir adam. İnanılmaz hiçbir şey beğenmez bu arada. Çok da titiz bir adam olduğu için. O prototip konusunda henüz netleştiremiyor bazı şeyleri. Tam o sırada rahmetli dedemin hastalığı münasebetiyle aslında o hayalini kurduğu projeyi bir rafa kaldırmak zorunda kalıyor. Ama ürün bu arada Türkiye'nin 6-7 noktasında hala çalışıyor. O yaptığı o prototip denemeler bile. Şu anda çünkü günlük hayatımızda kullandığımız bir ürün. Evet evet. Bu normalde aslında sanayide kullanılan böyle zarbeleme makinelerinin aslında kullandığı bir makine. Ve ürünü aslında işte prototip haline getirip seri imalata tam geçecekken dedemin rahatsızlığıyla beraber böyle bir süreç kalıyor. Ve benim çocukluğum babamın bu hikayesiyle aslında geçti. Yani bazen bununla da meç etmeye de çalışıyorum. Acaba bunda bir bağ var mı diye. Çünkü yapmaya çalıştığı proje gerçekten çok özel bir proje. Ve müthiş derecede bir emek ve uğraş da olmuş aslında. O da mühendislik anlamında ve elektrik bilgisi anlamında müthiş bir adam. Ben dedim onun yanından asla geçemem. Ben sadece bunu biraz girişimcilik başlığı altında ticari olarak da
sonuçlandırmayı başarmış bir adam olabilirim aslında. O zaman bir sonraki konumuz inşallah babanızı da BBN Türk ekranlarında görmek isteriz. Çok iyi olur. Şimdi girişiminizi kurarken bir ekip kurdunuz. Ekip üyelerini nasıl seçiyorsunuz? Yani bir sizin için ekibinizde olması gereken kişinin özellikleri nedir? Evet. İlk önce bu ürünün başarıya ulaşmasında ekip aslında. Bunu her platformda söylüyoruz. Çünkü size inanan insanlarla beraber hareket ettiğinizde gerçekten çok keyifli bir süreç oluyor. Çünkü şöyle düşünün, 3 yıl boyunca kalabalık bir ekiple bir iş yapıyorsunuz. Ve bu işi yaparken sabah 9, akşam 6, hele de bizim bu yaptığımız işle ilgili Tuğhan Hanım şöyle söyleyebilirim. 3 yıl boyunca bir proje çalışıyoruz. Ortada fiziki bir karşılık yok. Bu da zaman zaman yıpratıyordur belki. Yani acaba derecede. Olacak mı, olmayacak mı, nasıl olunca nasıl olacak vesaire. Kesinlikle. O süreçte muhakkak demoralize ediyordur diye düşünüyorum. Hiç şüphesiz. Çünkü düşünün, ekipteki arkadaşlarımız çalışıyor ve arkadaşlara soruyor sen ne iş yapıyorsun diye. O işi yaparken bile tarifte zorlanıyor ve insanın doğası gereği yaptığı, ürettiği şeyi görmesi gerekiyor, dokunması lazım. Biz çok uzun bir süre teorik anlamda çalışmalar yaptık ve demoralizasyonlar olmaya başladı. İşte belli anksiyeteler çıkıyor. Acaba olur mu, olmaz mı? Başarıya ulaşır mı, ulaşmaz mı? O yüzden bir kere motivasyonu çok yüksek insanlardan oluşan bir kadroyla çalışıyoruz. Ve heyecan bu bizim için en önemli hususlardan bir tanesi. Tabii teknik başlıklarında mimar, tasarımcı, mühendis kimliğinde çok kalabalık güzel bir ekip. Dediğim gibi bunun, yani buradaki başarı hikayesinde kalabalık bir kadroyla aslında oturmak gerekiyor. Çünkü bir üniversitedeki platformlarda hep öyle gidiyoruz. Bu Recai çok başarısı değil. Aslında bu bir ekip başarısı. Evet, ben, bütün ekibinizle katılmışsınız gördüm. O da evet, çok kıymetli doğru. Yine. Tabii ki insan böyle ben yaptım, ben ettim demek zorunda kalıyor çoğu bazı girişimci arkadaşlar ama hiçbir başarı tek başına olmuyor. İyi insanların masada toplanması, doğru insanların masada toplanması projeyi başarıya ulaştırıyor. Bu konuda da ekibimizdeki kıymetli dostlarımız sayesinde bu proje bu hale geldi. Bunu da her platformda söylüyoruz. Burada da söylemiş olalım. Ya aslında başarınızı da ekibe mal etmeniz de oldukça çok kıymetli. Çünkü bunu yapamayan ne yazık ki birçok yönetici var. Yani genel olarak ekibin başarısını bunu dile getirmeyen. Bu da aynı zamanda sizin yönetici olduğunuz bir lider olduğunuzun teşekkür göstergesi ederim. Bence. Teşekkür ederim. Sizin görüşünüz. Evet orada yakın bütün iş arkadaşlarım da hepsi bilir. Şu an hatta burada hepsi dinliyor. Evet, hiçbir zaman onlara... İşveren ya da patron başlığı altında hareket etmedim. Hep takım lideri olarak eleştiriyi de hep gündemimize aldık. Tabii takım lideri olarak da bana güvenmelerini sağlamak için de onlardan daha fazla çalıştım. Daha fazla emek verdim. Ve keyifli bir sürecinde başlığı oldu. Çünkü sen de geldin işte ofisimde evet, misafirimiz evet, oldun. Hiçbirimiz çalışıyor gibi hareket etmiyoruz aslında. Kesinlikle öyle. Tamamen böyle bir arkadaş ortamı havası vardı ve hani gerçekten o çok yani rahat bir şekilde hissediliyor. Ekip çalışanlarınızın da, ekip arkadaşlarınızın da ortamda bulunmaktan çok mutlu olduğu her hallerinden belliydi. Evet, doğru. Evet, şimdi birazdan ufak bir reklam aramız var. Reklamdan sonra tekrardan buradayız. Çok kısa bir reklam arasından sonra tekrar karşınızdayız. Güzel sorularıma ve güzel cevaplara kaldığı yerden devam ediyorum. Şimdi bu tarz girişimler aslında insan hayatında çok da uzun zaman alan süreçler ve bir noktada aslında bazen özel hayatta böyle kaçırdığınızı hissettiğiniz ya da yetişemediğinizi hissettiğiniz noktalar var mı? Tabii evet yani bu konu... Böyle biraz içli gibi oldu yok, sanki tabii. Tabii zorlu bir süreç. Takdir edersiniz ki bir şeyin başarıya ulaşabilmesi için yoğun çalışmanız da gerekiyor. Evet. Ve bu motivasyonla hareket ederken süreçte incittikleriniz de oluyor, kaybettikleriniz de oluyor. Sosyal anlar, yani sosyal dönemlerinizden bir şekilde tasarrufta bulmanız gerekiyor. Çünkü kalabalık bir ekiple çalışıyorsunuz. İnsanlar size bu anlamda çok farklı misyonlar da yüklüyor. Bu süreçte maalesef tabii ki çok kaybettiğimiz insanlar oldu. Yani çok detayı kaçırdığımız kısımlar var ama çok güzel, keyifli insanlarla da tanışma fırsatımız da oldu. Ben hep şunu söylüyorum, üniversitedeki o görüşme konferanslarında da onu söylemeye çalışıyorum. Hiçbir şeyi hayatta böyle elin ucuyla yapmamak gerekiyor. Yani sonuna kadar mücadele etmek lazım. Eğer inandığınız bir proje varsa gerçekten yoğun ve tempolu çalışmanız gerekiyor. Bazı şeyleri kaybettiğiniz gibi gerçek.
Çünkü başarı hiçbir zaman tesadüf olmuyor. Bu arada daha henüz bir şeyi başardığımızda söylenemez. Daha yakın zamanda inşallah bence mütevazilik yapmaya çok gerek yok diye düşünüyorum bence. Çünkü gerçekten ortaya koyduğunuz ürün çok güzel bir ürün ve bu noktada mütevazi olunmaması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Yani bu konuda tabii çok önemli bir süreci, virajı aslında geçtik. Çünkü dünyanın her yerinden çok keyifle profesyonel alanında uzman insanları iş ortağı olarak bünyemize dahil ediyoruz. Dediğimiz gibi hep söylüyoruz, yani yeni insanlarla tanışıyor, yeni fikirlerle karşılaşıyoruz. Amacımız şu, masanın etrafında iyi insanları bir araya getirmek. Ve bu da sizi başarıya götürüyor aslında bu konuda. Bu noktada çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani o masayı gerçekten çok güzel bir şekilde kurmuşsunuz ve süreci de çok güzel bir şekilde yönetiyorsunuz. Hem ekip arkadaşlarınız hem siz. Şimdi benim bir sorum var. Buyurun. Ama bu soruyu aslında cevabını soracağım ama sizden almayacağım. Size küçük bir sürprizim var. Ekibinize sizi sorsak nasıl bir yönetici olduğunuzu. Kısa bir VTR hazırladık sizin için. Şaka yapıyorsunuz. Evet, şimdi o VTR'yi alabilirsek eğer. Operasyon Departmanı'ndan Şaban Dursun. Öncelikle bize bu fırsatı veren liderimiz Recai Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çalışmanın ilk gününden son gününe kadar bu denli, bu istekli, bu heyecanlı olmamızın sebeplerinden birisi Recai Bey'dir. Benim için de öncelikli olarak rol model kendisidir. Umarım bundan sonraki hayatımızda böyle güzel işler başarmak dileğiyle. Teşekkürler. Merhabalar, Sema ben. Ekibinin tasarım departmanında yer alıyorum. Ve konuya nasıl gireceğim bilmiyorum açıkçası ama bu ekibin bir parçası olduğum için çok şanslıyım. Kesinlikle bunu söylemek istiyorum. Çünkü bu ekiple bir şeyler yapmak hem çok keyifli hem çok geliştirici. Hepimiz birbirimizi her an yorulsak da, zaman zaman umutsuzluğa kapılsak da tutup kaldırıyoruz açıkçası. Ve tabii ki en başta Recai Bey. Hepimizin modu düşse bile Recai Bey hiçbir zaman düşmüyor. Onun enerjisi, umutları, onun hedefe doğru idealist bir şekilde ilerlemiş olması hepimize örnek teşkil ediyor. Buradan kendisine çok teşekkür ederim. Öncelikle böyle bir ekip oluşturduğu ve beni de bu ekibin içine dahil ettiği için diyeyim. Ve tabii ki bu oluşturduğumuz güzel atmosfer içinde bütün ekibe de teşekkür ediyorum. Çalışmamızın güzel nihayetlenmiş olması hepimiz için çok gurur verici. Teşekkürler. Merhaba Fethi Bey. Merhaba. Neden Recai çok ya da neden çok? Birinci ok, patron değil, lider. İkinci ok, arkamdan gelin değil, yanımda yürüyün. Üçüncü ok, eksiklik değil, gelişim alanı. Teşekkürler. Merhaba, ben Nazlı. Dexcook Tasarım Direktörüyüm. Aslında nereden başlayacağımı bilemiyorum çünkü takımın en eski üyesiyim ve ürünün daha fikir aşamasından şimdiki haline kadar ki tüm süreçlerin en büyük tanıklarından biriyim diyebilirim. Bu süreçte söylemek istediğim ilk şey şu, tabii ki yeni bir ürün ortaya koymanın, yani o başarının verdiği lezzetin yanı sıra biz biraz başarısızlıklarımızdan da keyif almayı öğrendik. Çünkü asıl başarısızlıklarımız bize yeni kapılar açtı. Ama bu krizin fırsata çevrilmesindeki en büyük rol takım liderimiz Recai Bey'e ait. Kendisi her ne kadar mütevazi davransa da, yani daha doğrusu takımı ön planda tutmaya çalışsa da iyi şeyler başarmak iyi bir liderlikle mümkün. Bu yüzden kendisine çok teşekkür ediyorum ve şu an stüdyoda duygusal anlar yaşandığını bilerek sözü çok fazla uzatmıyorum. İyi ki bizimlesiniz. Umarım çok daha büyük işler başaracağız. Merhaba, ben Nida. Dexcook Operasyon Yöneticisiyim. Bu markanın büyümesi ve gelişmesinde birçok kişinin emeği var. Tabii ki en başta kurucumuz Recai Üçok bize verdiği güven ve enerjiyle bu işin temellerini atmış oldu. Kendisi her zaman ekipten bahseder çünkü bizleri takım arkadaşı olarak görür ve gerçekten öyle hissettirir. Ben buradan kendisine teşekkür etmek istiyorum çünkü bize bu fırsatı sundu ve bizimle bu yola çıkmayı tercih etti. Stüdyoda gerçekten duygusal anlar diyebilir miyiz? Hiç şüphesiz çünkü bu çok sürpriz oldu benim için. Onu hemen söyleyebilirim. Yani ekip konusunda arkadaşlar da biliyor. Benim için çok hassas bir nokta. Çünkü kayıtlarda görmüşsünüzdür. Nazlı'da biz daha projenin en başındayken
Ona hep şunu söylerdim. Bak bir gün sen bir üniversitede konferansta konuşurken seni hayal ediyorum ve bunu başarıya taşıyacağın o günü diye. Ve şu an mesela onu yaşamış olduk aslında, evet, bu başarıyı. O yüzden bu yaptığın sürpriz için ben çok teşekkür ederim. İnanılmaz böyle güzel oldu. Ne mutlu. Bu arada işbirlikçilerim Dilan Hanım ve Nazlı Hanım'a da çok teşekkür ederim. Ben son dakika biraz aslında sıkıştırdıysam onları da kusura bakmasınlar. Böyle son dakika isteyince ama çok güzel bir şekilde böyle hemen videoları toparlayıp sağ olsunlar ilettiler. Çok teşekkür ederim. Hem video attıkları için hem işbirlikleri için kendilerine. Gerçekten ne eksik ne fazla. Ben harika. De özellikle... Sadece bir şey merak ediyorum. Özür dilerim. Sema biraz böyle grip gibiydi. Yakın çekim mi eski çekim mi? İşte görüyorsunuz değil mi sayın seyircilerim? Nasıl bir... Hayır ama işte siz farkında olmadan ya nasıl bir lider olduğunuz hatta şu anda zaten bize göstermiş olduğunuz. Gelip gördüğüm için de bizzat hani belki gelip görmesem yine bir noktada böyle şey olabilirdim ama gelip gördüğüm için yani çalışanlarınıza hatta çalışan bile demeye dilim varmıyor. Ekip arkadaşlarınıza. O tavırlarınız, davranışlarınız vesaire çok inceydi. O yüzden... Bunu herkes görsün istedim aslında. Hem teşekkür de size sürpriz mahiyetinde. Umarım mutlu edebilmişizdir. BBN Türk böyle sürprizlerle efendim konuklarını ağırlıyor. Bu arada tabii formatını çok dışına çıkmak istemem ama BBN Türk'ün özellikle yayın hayatına yeni girdiğini biliyorum. Evet. Ve bu konuda özellikle sizin gibi farklı keyifli insanlarla beraber de yeni içerikler ürettiğini böyle yakından da takip ettim. Program silsilesinde çok güzel konukları da ağırlayacağında şüphen yok. İnşallah, onlardan bir tanesi olduğum için de onur duyduğumda söylemek isterim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Aslında buraya kadar olan süreçte biraz böyle bu üniversitelere gittiğinizdeki girişimci olacak arkadaşlara tavsiyelerinizi dinledik ama böyle bir kere daha bir tekrar sormak isterim. Hani girişimde bulunmak isteyenlere ya da hali hazırda girişimleri bulunan insanlara tavsiyeleriniz nelerdir? Evet. Ya bu tabii motivasyon konuşması başlığı altında şunu aslında ortaya koymak lazım. Siz de işte biliyorsunuz işte peresenk olan bir aslında bir cümlem var. Etrafınızdaki 5 kişinin ortalamasısınız. Evet, bunu ben Recep Bey'in bir röportajında çok pardon sesinizi valla kestim. Bir röportajınızda bu çok dikkatimi çekti. Yani etrafınızdaki 5 kişi neyse siz de olsunuzdur. Bir sonraki sorum da bu olacaktı. Sizin kendinizi yönetmeniz de çok kıymetli. Onu da dinlemek isterim yani ayrıca. Bu aslında Jim Rohn'un yani Amerikalı bir girişimci beyefendinin realize ettiği bir aslında cümle gözükse de aslında bir atasözü. Yani atasözleri çok yıllara sari söylenmiş, damıtılmış, böyle hayatta harmanlanmış çok özel sözlerdir. Ben atasözlerini böyle ayrı hobi olarak da çok severim. İşte üzüm üzüme baka baka kararır derir mesela. Evet, evet. Ya da bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim gibi. Şimdi aslında etrafındaki 5 kişinin ortalamasının cümlesi buradaki dinamiklerden geliyor. Bunu biraz daha böyle tipolojik olarak güzel hale getiren Jim Rohn abimiz, buradan Allah kendisine de rahmet etsin diyelim ya da kutsasın ne değilse. Ve bu bağlamda üniversitedeki öğrencilere ya genç girişimci arkadaşlara ilk vermek istediğim mesaj o. Etrafınızdaki insanlar neyse gerçekten siz olsunuz. Eğer etrafınızda böyle eğlenceyi seven, keyif düşkün insanlar varsa kendinizi gece kulübünde bulursunuz. Eğer bilime, sanata meraklıysanız kütüphanelerde vakit geçirirsiniz. Eğer kavgayı gürültüyü seviyorsanız bir bar çıkışında kendinizi kavgada bulabilirsiniz. O yüzden etrafınızdaki 5 kişi neyse aslında siz de o oluyorsunuz. Ben hep onlara söylediğim nokta o. Daha farklı, daha zengin, hani kültürel anlamda daha zengin insanlarla vakit geçirirseniz hayalini kurduğunuz projelerde daha hızlı sonuçlar alabilirsiniz. Birinci vermek istediğim mesaj o. İkincisi de motivasyon. Çünkü motivasyon olduğu zaman dünyanın en sıradan işi bile bir motivasyonla başarıya ulaşabiliyor. Bunun örnekleri dünyada çok fazla var. Yani baktığınızda CZN, Burak, Nusret gibi birçok hani şiirci sektöründe insanlar aslında baktığınızda işte Nusret bir kasaplık görevini aslında icra ediyorken iyi bir motivasyonla, iyi bir mücadeleyle bir anda farklı bir başarıya ulaştı. Ya da CZN, Burak gibi ya da tabii birçok başarı hikayesi var ama böyle de yanlış anlaşılmasın. Motivasyon bence ikinci başlık olarak değerlendirmek lazım. Kesinlikle yani işletmelerde motivasyonun sağlanması, yapılan işe ve aslında yönetici ve çalışanlar arasındaki etkileşimi de ve iletişimi de oldukça kuvvetlendiriyor iyi olduğu noktada. İyi olmadığı noktada ne yazık ki zedeleyebiliyor. Bir de benim yine böyle ofisinize geldiğimde çok dikkatimi çeken biraz uzmanlık alanım aslında endüstri örgüt psikolojisiyle de bağlı bir konu olduğu için aslında özellikle dikkatimi çekti. Açık ofis
sistemi. Bu ben Türkiye'de çok az şirkette, hatta belki de hiç ilk defa sizin ofisinizde yani birebir gördüğüm. Açık ofis düzenini sizden de dinlemek isterim ama şimdi benim aslında biraz uzmanlık alanım olduğu için de bahsetmek istiyorum. Şimdi günümüzde aslında biz iş hayatında artık hepimiz bir şekilde sanayileşmeyle birlikte bulunuyoruz ve günümüzün de çok büyük bir kısmını biz iş yerlerimize geçirdiğimiz için yöneticiler ve çalışanlar ne yazık ki gün içerisinde birbirlerini görmüyorlar çok fazla. Yani çünkü kat farkları oluyor ya da işte kapalı kapılar arkasında oluyorlar. Ve doğal olarak aslında çalışanın herhangi bir şey üzüldüğünü, bir şey stres yaptığını veya mutlu olduğunu, yani sadece kötü de değerlendirmemek gerekiyor. Mutlu olduğu bir noktada da aslında destekleyici olarak yanında bulunamıyor ne yazık ki. Ya da yaptığı işten mutlu mu, bunu gözlemleme şansı olmuyor. Sizde direkt açık ofis mantığı vardı ve bu benim ekstra yine hoşuma giden, o gün gerçekten büyülendim ben. Bunu bilmiyorum fazlasıyla yansıttığımı düşünüyorum her anlamda. Bunu ofisinize uyarlamanız da çok kıymetli. Sizin de yaparkenki motivasyonunuz sanırım buydu. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bunun sizin tarafınızdan fark edilmesi çok hoşumuza gitti, onu söyleyebilirim. Çünkü artık iş bizim için dünyada olduğu gibi artık özel hayatta çok ayrıştırılamayan, aslında çok daha fazla vakit geçirdiğimiz yerler evet, aslında. Evet, iş-yaşam dengesi kurmak bu noktada doğru. Çok zorlaşan yani noktalarda. Biz biraz böyle sosyal dinamikleri de referans aldığımızda açık ofis mantığı aslında biraz şu, enerjiye inanan bir ekip olduğumuz için açık ofis mantığı sosyolojik altyapısı aslında olan bir konu. Çünkü buradaki yararşık yapıyı, enerjiyi ya da bilgi paylaşımı gibi konuları referans aldığımızda çok güzel dünyada örnekleri olan bir aslında konu. Tabii zor bir süreç çünkü herkesin ayrı iş kolları var. Ses, işte gürültü yönetimi gibi hususlar var. Ama bunu çok böyle iyi yönetip güzel bir stratejiyle açık ofis mantığını ortaya koyduk ve gerçekten bu enerjiyi bütün herkese de yansıtmış aslında oluyoruz bu anlamda. Açık ofisin birçok altyapısı var aslında bu görüşmeye, bu toplantıya, bu sohbete sığmayacak kadar derinlikte. Ama bunu fark ediyor olmanız bizim için güzel. Biz biraz daha böyle yeni dünyada değişen konulara ayak uydurmaya çalışıyoruz. Tabii bir girişimci olarak zaten kesinlikle. Bu noktada ekstra çünkü dikkat ettiğinizi. Dünyada her şey değişiyor. Satış yöntemleri değişiyor, stratejiler değişiyor. Bildiğimiz bütün anlamda meslek grupları bile değişiyor. Biz de bu başlık altında yenilikleri deneyimleyip başarıya gitmek için farklı metotlarda deniyoruz. Ama en keyiflisi şu, ekipteki ya da iş ortaklarımızdaki en büyük avantaj geldiklerinde ya da çalıştıklarında hiçbir zaman böyle bir çalışıyor ya da bir stres üzere kurulmuyor. Herkes keyifle. Çünkü sağ olsun ekipteki arkadaşlar keyifle benimle ilgili çok güzel şeyler söylediler. Hepsine buradan bu arada teşekkür ederim. Onlara hep söylediğim şey, hepsi bilir. Sabah işe gelirken ayaklarınızı direyen bir şey varsa lütfen gelmeyin. Evet. Bunu konuşalım. O çok kıymetli. Yani çünkü her sabah kalkıp insanlar işe gidiyor ve hani özel hayatlarında da her insanın muhakkak ki zorlukları oluyordur. Hani ona rağmen insanlar kalkıp işe gidiyorken bir de iş yerinin zorlaşmaması, mutlu şirketler olması bu noktada çok önemli. Siz de kendi içinizde bunu fazlasıyla. Evet, hatta bu biraz bayağı abartılı bir sürece girdi. Buradan Nazlı'ya da hatta gönderme yapalım. Yani ekipteki arkadaşlara böyle bazen yüzü düşse tamam sen git bugün işe gelme falan da diyebiliyor. Tabii keyifli, güzel bir şey bu. Kesinlikle bunu. Yani çünkü gerçekten bakıldığı zaman çok büyük bir kısım yani zaten günün diğer kalan kısımlarında işte özel hayatımıza ya da işte uyuyarak geçiyoruz. Bu kadar büyük kısmını geçirdiğimiz yerlerde kimi zaman iş arkadaşları birbirini göremiyor. Evet, ya da doğru. Yöneticisini görmeden işten çıkan insan, yani işten çıkan derken mesaisini bitirip evine dönmek üzere olan çalışanlar oluyor ve bu çok üzücü. Yani daha böyle iletişimde olmak, etkileşimde olmak, yani sadece onun motivasyonunu düştüğünü görmek anlamında değil. İnsan, biz insanız ve sosyal ilişkiler kurma üzerine kurulu olduğumuz için aslında ne kadar iş yerinde yöneticilerimizle ya da sizin gibi liderlerimizle diyelim ya da çalışma arkadaşlarımızla iletişimimiz ne kadar kuvvetli olup ne kadar etkileşim içerisinde bulunursak yaptığımız işe muhakkak ki yansıyordur. Bu belki şu an bizim gündemimiz olmayabilir ama yani konumuz olmayabilir. Çok kıymetli bir konu. Hatta bence Türkiye'deki mimarlık ofislerine buradan da bu vesileyle onu da göndermiş olalım. Bünyelerinde mutlaka sosyoloji, psikoloji konusunda böyle senin gibi ihtisas yapmış, emek vermiş insanları dahil edip yeni iş metotlarını da referans olarak mimari anlamda yenilikçi yaklaşımlara da aslında getirmeleri gerekiyor. Çünkü benim ticari iş hayatlarımda hep böyle beni yakın tanıyanlar bilir. İşte brutalizmi mutlaka referans aldım. Minimalist ofisler tasarladım.
Kendi ofisimde de bu metotta işte o sosyal dinamikleri referans olarak güzel şeyler çıkardım. Ama özellikle mimarlık ofisleri bence bu yeni metotlarla güzel şeyler yapması gerekiyor. Yeni iş metotlarına, girişimcilere, startup şirketlerine. Tabii var Türkiye'de bazı örnekleri, işte Ataşehir'de onlardan bir tanesi. Herkesin çalıştığı bir ekosistem kurulan, böyle dünyadaki örnekleri Türkiye'de taşıyan modeller var. Ama bireysel ofislere de bunun yansıması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle mutlaka. Bu söylediğiniz çok kıymetli. Bunun için ekstra teşekkür ederim. Çünkü endüstri örgüt psikolojisi aslında Türkiye'de çok yeni bir alan olduğu için ne yazık ki alanı kimse tanıyamıyor. Tanıyamadıkları için de ne kadar büyük bir ihtiyaç olduklarını bu sektöre bilmiyorlar, farkında değiller. Halbuki bir yönetici, bir lider çalışana ne kadar önem verirse aslında o kadar geri dönüşler oluyor. Çünkü en basitinden dediğim gibi yaptığı işe yansıyor. Yani bireysel hayatında stres yönetimi yapamayan ya da iş tatmini, motivasyonu sağlayamayan bir birey. Dolayısıyla yaptığı işe de yansıdığı için aslında uzun vadede şirketi zora sokuyor. Doğru, doğru. Yani yöneticiler çoğu zaman bunu anlayamayabiliyorlar ama sizin dediğiniz gibi inşallah uzun vadede buna daha çok yer verip kurumsal danışmanlık adı altında geçiyor kesinlikle, bu. Kesinlikle. Şirketlerin bir psikolog barındırması. Çünkü kimi zaman bugün, o gün hatta ofiste de konuştuk ekip arkadaşlarınızla. Gün içerisinde bakıldığı zaman aslında terapi maliyetleri de doğal olarak her şeydeki artış gibi arttığı için bireysel hayatında bunu karşılamayabilenler olabiliyor muhakkak ki. Doğru. Dolayısıyla bunun şirket tarafından bir hizmet olarak sunulması bireyin özel yaşamındaki ya da iş hayatındaki yaşadığı olumsuz tecrübelerle de onları böyle aslında toparlayıp. Valla ekipteki arkadaşlarımız sizi bekliyor bu arada. Bir bilgi olsun çünkü özellikle senin o motivasyon konuşmaların, daha doğrusu yaklaşımların böyle büyülenmiş vaziyette hepsini böyle senin keyifle dinlediğini iyi biliyorum. Ve hatta hayalinde kurdum orada, dedim ki böyle bir kamp yaptığımızda onlara dünyadaki yeni örnekleri, yeni yaklaşımları anlatmak çok keyifli ve güzel olur. Ben de kesinlikle süpersiz. Benim de tadı damağımda kaldı diyebilirim. En kısa zamanda da inşallah tekrarını isterim. Bununla ilgili bir sözüm var. Takip ettiğim bir yayın var. Şimdi isim vermeyeyim. Zaten bahsedince muhakkak anlayacaklardır. Oradan bir semineri oldu ve orada şey duydum. Acar Baltaş bilirsiniz belki. Hı hı hı. O da çok ünlü bir psikolog hocamızdır kendisi. Orada bir sözü çok dikkatimi çekti. Sizinle de paylaşmak isterim ve tabii ki seyircilerimle. Yöneticiler yeni yolları eski ayakkabılarla yürüyorlar. İlk defa duydum. Çok güzelmiş. Tam sizin aslında örneğinizde, o ara bölmek istemedim. O yüzden de unutmadan böyle söylemek istedim. Hani dediğinizde sürekli kendimizi güncellememiz gerekiyor. İşte tam bu noktada. Yani yollar yeni ve biz oraya aslında eski ayakkabılar, yani eski yönetim anlayışıyla yürüdüğümüz zaman bir faydası olmayacaktır. O yüzden ne kadar kendimizi güncelleyip, bu aslında her meslek grubunda tabii ki öyle, psikolojide de öyle, hukukta da öyledir ya da işte bir doktor doğru, için de doğru. Geçerlidir ama özellikle sizin gibi böyle büyük girişimlerde bulunan iş insanları ve girişimciler için aslında çok daha kıymetlidir diye düşünüyorum. Yani harika bir sözmüş. Onu söyleyeyim ilk önce. Hatta bunu belli yerlerde de kullanacağım müsaaden olursa. Hocamıza da sevgilerimizi iletelim bu sebeple. Evet. İşte bizim yaptığımız için en güzel tarafı da bu. Yani senin gibi kıymetli ve birçok yeni insanla birlikte olunca bu yeni yaklaşımları öğrenip işe hemen ticarete de yansımasını da sağlayabiliyoruz. Bence çok güzel bir sözmüş. Bunu hayata geçirmek lazım. Hayata adapte etmek lazım. Sizin de zaten lazım. Bu konuda oldukça motivasyon konuşmalarınız Instagram, sosyal medya üzerinden profilinize baktığımızda sizin de bu tarz sayfalarda sürekli girişim evet. ve motivasyon üzerine konuşmalarınız oluyor. Onlardan da eminim ki birçok insan hayat tecrübesi, yani hayatına uygulama noktasında evet. ışık tutuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Sağ olsun. Evet. O konu bizim için böyle keyifli bir süreçti. Evet. 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 Bu Dexcook olarak başka hizmetleriniz neler? Yani harika bir ürününüz var. Bunun dışında sunduğunuz hizmetleri ben biraz da aslında merak ediyorum. Tabii burada Dexcook bir pişirici baktığımızda. Özel bir pişirici. Mutfaklarda pişirici haricinde şimdi yeni farklı koleksiyon ürünlerimizi de çıkartmak için teknik süreçleri bekliyoruz aslında. Onlardan böyle insanları çok şaşırtacak yakın zamanda ürün gamımıza yeni eklediğimiz. Yine mi şaşıracağız? Aynen, harika ürünler var. Bir öncekini şokunu atlatsaydım ben ondan aynen, sonra. O, burada çünkü bu bizim için bir süreç. Arge ve inovasyon bizim ekibimizin mottosu. Biz bu ürünü artık istediğimiz teknik seviyelere ulaştırdık ve bu ürün bundan sonra iş ortaklarımıza emanet edeceğiz. Yani Dexcook firması hiçbir zaman satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmayacak. İş ortaklarımız bu süreci profesyonel seviyeye getirecekler. Bizim amacımız artık yeni inovasyonu yüksek ürünlerle beraber ürün gamına yeni koleksiyon ürünlerini dahil edeceğiz. Onları da böyle umarım belli periyottan sonra bir gün yine burada keyifle İnşallah sana sunmuş anlatırız. İnşallah biz zevkle her zaman sizi burada misafir etmek ve girişimlerinizi böyle dinlemek bundan çok keyif alırız son derece. Peki.
Dexcook olarak hangi illerde varsınız? Mesela hı-hı, Türkiye içerisinde, evet yurt dışındakileri saydınız demin ama Türkiye içerisinde, yani mesela ben şu an evime ya da işte mutfağıma Dexcook. Bu arada ürünün ismi de Dexcook olarak geçiyor değil mi? Ben evet, yanlış telaffuz etmiyorum. Tabii ki onun için de marka ismi olarak Dexcook işte smart table dediğimiz ve farklı koleksiyon ürünlerimiz var o anlamda ama genel marka Dexcook markası olarak çıkıyor. Peki ben dediğim gibi evime veya işte ofisime ya da dediğiniz gibi belki karavanıma, tiny house'uma almak istediğim zaman bu ürünü nereden edinebiliyorum? Bu konuda şu an biz ürünümüz tabii nihayetlendikten ve teknik süreleri bitirdikten sonra hemen çalışmalara başladık. Ve ürünümüzün Türkiye'de, özellikle İstanbul'da, Anadolu yakası ve Avrupa yakasında zaten iki noktada çok profesyonel insanlarla beraber çalışıyoruz. Çünkü iş ortaklarımızdan istediğimiz şey finansal anlamda büyüklükleri değil, bu ürüne heyecan duymaları. Çünkü ürünü işte bizatihi sen de deneyimlediğin için söylüyorum. Bir cooking show dediğimiz, yani yemekle ilişkisini anlatması gerekiyor. Sıradan bir ürün değil, mimari bir tarafı da var. Teknik bilgiye de sahip olması gerekiyor. O yüzden iş ortaklarımız böyle keyifle ve incelikle seçtik. Sağ olsun Türkiye'nin her yerinden bu konuda çok ciddi güzel talepler oldu. İstanbul'da, Anadolu yakası, Avrupa yakası, Kayseri'de çok kıymetli bir iş ortağımız mevcut. İşte Bodrum'da keza bu anlamda alanında uzman bir isim var. Samsun'da, Karadeniz bölgesinde yine mevcut. Tabii Güneydoğu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi ve İç Anadolu'da henüz bu konuda ilgili bir firmayla ya da kişiyle temas kurmadık. Aslında son dönem biraz aslında global pazara bütün mesaimiz orada. Çünkü Finlandiya, yani Kuzey Nordik ülkeler dediğimiz ülkelerde çok ciddi güzel talepler var. Amerika'daki iş ortağımızla yeni sözleşmemizi imzaladık. Yani Güney Kore'den tutun da Tayvan, Çin'den bile, yani düşünün Çin'den bile bu konuda bayık talepleri alıyoruz. Biz biraz daha global konuda aslında enerjimizi ve motivasyonumuzu tutuyoruz ama Türkiye'deki iş ortaklarımızı da bu anlamda şu an yeterli görüyoruz. Çünkü ürünün bu anlamda bir süreci var. Yeni tabii iş ortaklarımıza dahil edeceğiz. Yani baktığınızda Kayseri, Bodrum, İstanbul ve Karadeniz'de Samsun olarak artık insanların görebileceği yerler. Tabii ki belli illerden insanların biraz seyahat etmesi gerekiyor ürünü deneyimlemesi için. Evet, Bodrum'da var. Orası bir yazlık yeri olduğu için sanırım orada daha çok tercih ediliyordur gibi yorumladım. Çok çünkü doğru. Orada genelde yemek böyle arka planda olur ya hep, hani aslında denize git gel vesaire. O yüzden çok pratik olması çok önemlidir. Çünkü günün büyük bir kısmı aslında plajda ve denizde geçtiği için orada daha çok tercih ediliyordur evet, gibi. Evet, tabii Bodrum'da şöyle bir durum var. Orada doğalgazın da olmayışı da bir avantaj. Evet, çünkü elektrikli bir platformda çalışıyor. Tabii ürünün segmentasyonu da ilk çıkardığımız ürün üst segment bir ürün. Bunu ortaya koymak gerekiyor. Ama çok şaşırtıcı bir şekilde dünyanın, işte Türkiye'nin hani hiç almayacak illeri diye tabir ettiğimiz o illerden inanılmaz derece talep ve siparişler de. Tamam, soracaktım. En çok hangi iller, yani hem Türkiye bazında hem yurt dışında en çok hangi nereler daha çok tercih ediyor yani gibi aslında? Yani şöyle, Batı Karadeniz'de işte Erzurum'dan bile çok ciddi talepler var. Son kullanıcı talepleri. Yine Güneydoğu bölgesinden, Antep'ten, o bölgeden çok talepler geliyor. Ankara'da, Bursa, İzmir, daha çok baktığınızda tabii ki Akdeniz bölgesi bu konuda ürüne biraz daha daha fazla ilgi gösteriyor. Ürünün çok değişik bir perspektif var. Çünkü mimari açıdan bakarsanız inanılmaz bir tasarımı hayata geçirebildiğiniz bir eser. Son kullanıcı başlığı altına baktığınızda son kullanıcı olarak ne istersiniz? Hızlı bir pişirme istersiniz, onu sağlıyor. Temizlik kolaylığı da sağlıyor. Ergonomik tarafı da mevcut. Ürünün bu anlamda talep eden çok farklı il ve ilçelerde oluşuyor. Evet. Peki mesela almak istediğimiz zaman bir sipariş mi oluşuyor yoksa gidip direkt seçip mi alıyoruz? Yani hali hazırda ürünler böyle mağazaların içerisinde değil mi? Bizi bekliyor oluyorlar mı yoksa ölçüye, mutfak yapısına göre sipariş üzerine mi oluşturuluyor? Evet, yani bu konuda durum şöyle aslında. Ürün custom design, yani kişiye özel başlıkta hareket ediyor. Bayilerimiz ve iş ortaklarımıza ziyaretinizle birlikte ilk önce kendi mutfağınızdaki ölçüleri aslında oraya veriyorsunuz. Orada hızlı bir şekilde ürün size uygun ölçü ve ebatlarda hızlı bir şekilde hazırlanıyor. Zaten ürünün de biraz segmentasyon olarak yukarıda olmasının sebeplerinden bir tanesi de kişiye özel olması. Çünkü çok yakın bir gelecekte de orta segmentte, yani herkesin evine çok rahat kullanabileceği, aynı teknoloji, aynı konfor alanıyla beraber
orta segment ürünümüzü de yakında son kullanıcımıza ulaştıracağız zaten. Şey, özel hazırlanıyor olması bir ürün tercih ederken beni ekstra, hani bana özel ve benim ortamıma, benim konfor alanıma göre dizayn edilebilecek olması beni almaya daha çok motive eden bir şey olur. Çünkü kesinlikle bir özel hissettirme durumu olduğu için aslında müşteriyi bence bu noktada da çok kıymetli ve satışları etkileyen bir şeydir diye düşünüyorum. Çok doğru, çok doğru. Ya, o konuda haklısınız. Tabii biraz sosyal medyada şikayet alıyoruz. Özellikle orta segmentinde fiyatıyla, segmentasyonla alakalı. Ama onlara da bu vesileyle söyleyeyim, çok yakın zamanda orta segmentinde kullanabileceği aynı teknolojiyi ve aynı know-how'u barındıran ürünümüzde yakında onların da hizmetine geçecek. Şu an çok özel bir ürün, özel bir teknoloji, özel bir stratejiyle hareket ediliyor. Segmentasyon olarak herkesin alabileceği bir ürün pozisyonda maalesef değil. Ama yakın zamanda da olacak. Takip bazı majör özelliklerini kaybederek. Çünkü ürünü bizatihi gördüğünde göreceksin, sonsuz büyük bir tezgah var. Evet. Kullanım alanları var. O plakanın ocakta, elektronik ocakta adaptasyonu takdir edersek zor teknik anlamda. Kesinlikle. O yüzden... Tam bu noktada işte sihirbazlık ünvanını o yüzden söylüyorum evet. Zaten. Geçen hafta da bir sihirbaz, illüzyonist diyelim daha doğrusu, bir kardeşimiz geldi. Biz de ona öyle küçük bir illüzyon yaptık tabii böyle. Lütfen. Bu bazı majör özelliklerini kaybedecek dediğiniz nokta pişirme süresindeki uzama gibi yorumladım ama yok. O şekilde mi? Yani o kullandığımız alanlardaki o geniş alanlar yerine biraz daha böyle geleneksel ocaklarda hepimizin bildiği böyle 60'a 90 ebatlarındaki bir ürüne dönüşüyor olması. Hı-hı. Çünkü o tarz ürünlerde biliyorsunuz 60'a 60'a da 60'a 90 ebatlarında bir plaka vardır, cam bir plaka. Ve onu tezgahın üzerine monte edersiniz. Ve orada bir çıkıntı oluşur. O çıkıntı aslında sizi rahatsız eder. Ama nihayetinde ürünün fiyatlarının uygun olması veya orta segmentin kabulü için onun kutuya girmesine sebep sular. Çünkü biz böyle bir ürün vermiyoruz. Biz komple tezgahıyla beraber bir yaşam alanı verdiğimiz için işte o yüzden böyle çok lineer ve güzel bir görüntü elde ediyoruz. Orada son kullanıcının kaybedeceği tek şey yine aynı plaka, aynı teknoloji, aynı hız. Her şey aynı ama kullanım alanıyla alakalı orada biraz daha alanda bir kayıp söz konusu olmuş oluyor. Evet. Şimdi maliyetten yüksek olduğuna bahsettiniz ama bence böyle yaşam alanı olarak deyince insanlar bunu gerçekten benimsedikleri zaman, yani ne anlatmak istediklerini anladıkları zaman bence aslında fiyat çok normal ve hiç şüphesiz, böyle kesinlikle alınabilecek gibi duruyor. Çünkü dediğiniz gibi gerçekten ocak fiyatı olarak düşününce evet maliyetli. Hı. Ama siz bir yaşam alanı sunduğunuz için, farklı bir soluk getirdiğiniz için bence... Yani çok doğru. Yani burada çok ince bir detay var. Özellikle mimarlık ofisleri söylediğimi çok iyi anlayacaktır. Son kullanıcı da anlayabilir tabii ki. Eğer evinizi yeniden bir renovasyona dahil ediyorsanız, yani komple tezgahı değiştiriyorsanız maliyetli değil. Ama var olan bir mutfak tezgahına bizim ürünümüzün adaptasyonu çok maliyetli oluyor. Çünkü tezgahı değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü şu an evlerimizde kullandığımız tezgahlar mermer, granit ve tarzı ürünler. O ürünlerden değiştirmesi gerekiyor. Zaten asıl pahalı olan da o malzeme yapısı evet diye düşünüyorum. Hele şu anki piyasada zaten onlar da uçmuş bir vaziyette olduğu için her kesinlikle şey gibi. Muhtemelen aynen de yine aslında ekonomik olduğunuzu bir noktada gösteriyor. Bir de şimdi 4 ocak şeklinde sanıyorum. Bu sizin yani isteğe göre, atıyorum ben 5 ocaklı istiyorum gibi, ortada da bir tane olsun. Bu kişiye özel revize edilebiliyor mu yoksa fix bir şekilde mi 4 Ocak? Evet, kesinlikle bu konuda istenilen sayıda olabiliyor. İkili, dörtlü ve altılı olarak. Hatta şu an ürünümüz söylediğim gibi farklı perspektiflerden de yorumlanıyor. Yani otel grupları bu konuda BMW dediğimiz o kısımlarda bu ürünü adaptasyonu için istiyorlar. Mesela onlar da böyle tamamen uzun, böyle 20 metrelik, 30 metrelik, daha doğrusu uzun alanlarda tekli tekli böyle özel ürünler de istiyor. Ya da işte smart table dediğimiz akıllı masa ürünümüzde mesela tekli coil, yani tek pişiricili modellerimiz de mevcut. Bu anlamda geleneksel ocak ölçülerinden farklı ölçülerde de hareket edebiliyoruz. Çünkü ürün custom design, kişiye özel. Evet. Kişi özel deyince şu an bile böyle bir şey yapıyor beni, sarıp sarmalıyor sanki ürün. Evet, aslında sadece oteller ve diğer bahsettiğimiz alanlardan da ziyade şu an hali hazırda olan yemek programlarında bile bence. Evet doğru. Çok tatlı olur gibi hayal ettim. Muhakkak ki de öyle olacaktır bizi zaten. Bizi çok heyecanlandırıyor. Hatta Türkiye'deki yemek konusunda uzman, gerek influencer gerek şeflerimizle güzel projeler yakın zamanda hayata geçireceğiz. Hatta onlardan bir tanesi de bizi heyecanlandıran Dilara Hanım. Dilara Kavadar Hanım'la da bir anlaşma sağladık. O da bu ürünü deneyimleyecek, hayatın sosyal hayatla meç edebilecek bir projeyi beraber hayata geçireceğiz.
Yine kıymetli şeflerimiz mutlaka bizimle birlikte de olacak. Ama söylediğimiz gibi yani yemekle bu ürünün birleştirilmesi ve belli hususlar bizi de çok heyecanlandırıyor. Özellikle Amerika'da da bir hanımefendi var. Çok böyle yakından takip ettiğimiz. O da bu sürecin içine dahil olacak. Türkiye'de dediğim gibi birçok şefle beraber bunu deneyimleyip hatta globale taşımak istiyoruz. İnşallah da istenilen ve hani hayal ettiğiniz yerlere gelir. Peki bu kadar yani mutfakta bir sil ve kültür yarattınız. Siz mutfakta nasılsınız? Yemekleriniz yapıyor musunuz ya da sizin evinizde aslında Dex Cook var mı diye de sormak onu da özellikle çok merak ettim. Yani bu konuda tek dezavantajlardan bir tanesi bu. Çünkü bazen böyle belli platformlar çekim için geliyorlar hani. Böyle bir ocak yapılmış, bir en azından bir domates kes, bir yemek yap gibi aslında böyle. Aslında bir videonuz vardı ama orada bir bir et kesme evet, durumu. Ama tamamen bu konuda başarısız bir adamım. Yemekle çok profesyonel olamıyorum. Çünkü bir de bu arada gerçekten güzel şefler geliyor. Onlar görünce de eliniz bıçağa gitmiyor. Yani onlar o kadar güzel domates, o kadar güzel soğan kesiyorlar evet, ki. Evet, böyle hızlı pratik. O yüzden yemek konusunda bir Türk... Sıradan bir Türk erkeği gibi ben de güzel melemen yapabiliyorum. Yumurta da pişirebiliyorum. Yemekten böyle profesyonel bir bağımız maalesef yok. Yok. Peki evinizde Dex Cook var mı? Yoksa siz de normal ocak kullananlardan tabii ki. Mısınız? Yani o anlamda biz en başından beri bu ürünle beraber hareket ediyoruz. Hatta ürünün Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinde Amasya'da aslında bu ürün garaj ortamı diye tabir ettiğimiz orada başladı. Sonra anneme de teslim ettik ürünü. Annem ürünü deneyimledi. Onda çok güzel bir duygudur diye tahmin ediyorum. Yani sizi yetiştiren, bugünlere getiren bir anneye aslında sizin girişiminizde olan bir ürünü evinde kullanmasını sağlamak. Yani zamanda size de sonuçta yemekler pişirip sizi büyütmüş ve bugünlere getirmiş birisine böyle bir hediye de çok kıymetli olmuştur. Anneniz kesinlikle. İçin de sizin için de diye kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle öyle. O da ürünle ilgili böyle denemeler ve keyifli süreçlerin içinde de bulundu. Ürün zaten benim her tarafımda. Yani hatta bazen arkadaşlarım, yakın çevrem sıkılıyor. Çünkü onlarla beraber çıktığım akşam yemeklerinde bütün sohbeti baltalıyorum. Hep Dex Cook oluyor konu. Hep böyle pişirici oluyor. Bir noktada aslında insanın çocuğu gibi bir girişimde aynen, değil aynen. mi? O yüzden sadece evde değil, her tarafta. Ofiste bile işte ziyaretinde de görmüş oldun. Yemekleri biz orada deneyimliyoruz, pişiriyoruz. Evet, evet. Yani bu da çok kıymetli. Hani hem dışarıdan sipariş etmemek adına hem de kendi üretiminiz ve pazarladığınız ya da işte tasarımını geliştirdiğiniz günden güne şeyin üzerinde bir şeyler yapıyor olmak oldukça kıymetlidir diye düşünmekteyim. Çok doğru, çok doğru. Bir de mesela bu şeylerinizi, mesela ürünlerinizi Türkiye'de de nerede demiştiniz çok üretim olarak hem Avrupa hem Anadolu yakasındaydı değil mi fabrika olarak? Tabii, yani üretimler Türkiye'de sağlanıyor bu, aslında. Bu ürünle alakalı bir elektronik aksam kısmımız mevcut. Tabii elektronik aksam haricinde bir de plaka konusunda bir ayrı bir çalışma gerekiyor. Ürünün nihayetlenmesi bu anlamda İstanbul'da oluyor. Manisa'da bir fabrikamız, organosanayide bir fabrikamız mevcut. Orada tabii birçok ürün hayata geçiriliyor. Farklı elektronik platformlarda yine geleneksel ocaklar üretimi de devam ediyor. Ürünün oradan sonraki hikayesi İstanbul'da çok kıymetli bir iş ortağımızla Öztürk Mermer'le beraber hareket ettiğimiz, ürünü nihayetlendirdiğimiz özel bir ürün aslında. Sonrasında son kullanıcıya ulaşıyor. Yani iki aşamalı bir üretim planlaması aslında. Son kullanıcı dediğimiz müşteriler mi evet, oluyor? Evet, bayilerimize yönlendiriyoruz. Bayiler şeklinde. Evet, bayiler de sonra son kullanıcıya ürünü yönlendirmiş oluyor. Evet. Yani bu sohbetin asla sonu gelsin istemezdim. Ben böyle zaten saatlerce, günlerce dinleyebilirim. Umarım seyircilerimiz de yani benimle aynı fikirdelerdir diye düşünüyorum. En yakın zamanda da ben dinleyenlerin muhakkak deneyimlemek isteyeceklerini düşünüyorum. Ondan o yüzden bir ağırlasın. Workshop mu artık nasıl yaparsınız bilmiyorum. Evet, planlarımız var. Kesinlikle bence herkesin tanışması gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün BBN Türk ekranlarında bizimle olup girişimlerinizi ve aslında hikayenizi paylaştığınız için çok keyifli ve çok kıymetli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Son olarak... Evet, onu eklemek istedikleriniz varsa... Yani bizim için böyle platformlar değerli. Takdir edersin ki hepsini kabul etmiyoruz ama özellikle burada BBN ailesinde senin de moderatörlüğünde bizim için onur vericiydi. Çok keyif vericiydi. Herkese çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz. Efendim çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.